Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik, lezzeti de çok güzel bir kedi dili pastası yapacağız. Kedi dili pastası çok kolay, rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir misafiriniz geleceği zaman hemen yapabilirsiniz. Şerbeti yok ve pastanızı hazırladıktan yani yaklaşık 1-2 saat sonra servis edebilirsiniz, buzdolabında beklettikten sonra. Şimdi başlayalım ilk olarak. Şöyle bir borcamımızı alıyoruz. Her kısmın ölçülerini söyleyeceğim ve malzemelerin net ölçüsünü açıklamadan bakabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kedi dili 2 paket aldım. Şimdi bunları güzelce bir tabakta süt hazırladım. Ve kedi dilini alıyorum. Şöyle güzelce süte bandırıyorum. İyice ıslatıyorum. Evet, bu şekilde. Sonra da şöyle borcamıma bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Güzelce ıslatıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam edelim güzelce ıslatıp sütle. Evet arkadaşlar, bütün kedi dillerini güzelce sütle ıslattım. Gördüğünüz gibi borcama dizdim. Şimdi bir kenara alıyorum bunu. Ve şimdi muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle uygun bir tenceremizi alalım ocağın üstüne. Sonrasında 1 litre sütümü boşaltıyorum. Ardından toz şeker. Sonrasında un. Nişasta, mısır nişastası. Şimdi güzelce karıştıralım. Ocağın altını açmadan önce karıştıralım ki topaklanmasın. Önce biraz karıştıracağız, sonrasında ocağın altını açacağım. Ve güzelce kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi muhallebimiz kıvamını aldı. Fokurduyor. Şimdi de tereyağımızı şöyle içine alalım. Tekrardan karıştıralım biraz. Eğer tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Sonrasında vanilyamızı da ekleyelim. Ve biraz daha karıştıralım kısık ateşte. Ve şimdi altını kapatalım. Evet, şimdi de hazırladığımız muhallebimizi güzelce boşaltalım. Kedi dilimizin üstüne. Evet arkadaşlar, hazırladığımız muhallebimizi güzelce kedi dilimizin üstüne gezdirdik. Sonrasında kaşık yardımıyla düzelttim. Ve şimdi de soğumaya bıraktım. Bir yandan da çikolata sosumuzu yapmaya başlayacağız. Muhallebimiz soğurken. Şöyle uygun bir tenceremizi alalım. 2 su bardağı süt ilave edeceğim. 2,5 yazıyor ama ben 2 bardak kullanıyorum. Kıvamı daha iyi oluyor. Şöyle 2 bardak
sütümü ilave ettim. Sonrasında çikolata sosumu da boşalttım. Şimdi güzelce devamlı karıştıralım, kıvamını alana kadar. Sonrasında çikolata sosumuz ilk sıcaklığını attıktan sonra, soğumaya yakın yani, o zaman çikolata sosumuzu boşaltacağız pastamızın üzerine. Şimdi karıştıralım güzelce. Evet arkadaşlar, tatlımız da çikolata sosumuzla hafiften soğumaya başladı. Şimdi çikolata sosumu tatlımın üzerine boşaltıyorum. Şimdi bir kaşık yardımıyla güzelce düzeltelim. Evet arkadaşlar, çikolata sosumu da döktüm. Güzelce kaşıkla yaydım. Şimdi de buzdolabında 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Sonrasında süsleyip servise hazır hale gelecektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pastamız dinlendi buzdolabında. Servise hazır hale geldi. Bu şekilde süsledim. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Muhteşem görünüyor. Şimdi daha iyi görebilmeniz için tabağı alacağım. Evet arkadaşlar, servis tabağımı aldım. Şöyle de dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tatlı gerçekten. Hem hafif hem kolay, pratik. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı. Bu ölçülerle toplam 12 parça bu büyüklükte pasta dilimi elde ettik. Evet arkadaşlar, eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.